Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli Partisi'nin 14. olağan kurultayında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar önce 31 Mart'ın final seçimi olduğunu söyleyen Erdoğan'a ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın dedi. Geçenlerde basından öğrendiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşması özellikle sol cenahlarda büyük bir iştah ve tahrik unsuru olarak kabul edilmiştir. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a diyorum ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Onun için Cumhur İttifakı olarak yanındayız, beraberindeyiz. Yeni yüzyılın Kurtarıcı lider olarak sizi görmek istiyoruz. Bahçeli ayrılamazsın, yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın lideri olarak, kurtarıcısı olarak sizi görüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ya bu Selim Demir gazeteci bizlerle birlikte bir hoş geldin diyelim ve hemen soralım. E, Sayın Demir hoş geldiniz Sözcü ekranlarına merhaba. Hoş buldum. iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. E, Sayın Bahçeli'nin bu sözleriyle başlayalım isterim. Nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl yorumladınız bu cümleleri? Valla Sayın Devlet Bahçeli kendi partisinin tüzüğünü çiğniyor. Şöyle ki e, MHP'nin tüzüğünde bir başka siyasi partinin liderini ve o part, bir başka siyasi partiyi övmek disiplin suçudur ve e, disiplin kurulu tarafından ihraç edilir. Yani MHP'nin e, değişmemiş olan bu tüzüğünü hatırlatmak isterim. Peki Sayın sizce Bahçeli. uygulanır mı Ama, bu? Ee, uygulanır mı? Mümkün değil tabii ki uygulamak yani yüksek disiplin kurulu toplanacak da vesaire de bunlar mümkün değil tabii. Bunlar demokrasilerde olan şeyler ama demokrasi ne yazık ki MHP'de demokrasi yok. Ee, Sayın Bahçeli gitme bir yere diyor. Ee, yani ama her şey var bu dünyada her şey var ölüm de var yani. Nereye gidiyorsun gitme bizi bırakma diyor ama olur her şeyin bir sonucu var. Yani merhum Türkeş'in de öleceğini kimse hesaplamamıştı MHP'de. Ee, öldü gitti. İşte aradan kaç yıl geçti. Şimdi 10. defa bugün 10. defa seçiliyor Sayın Bahçeli. Yine MHP'nin Türkeş dönemindeki tüzüğüne göre en fazla 3 dönem vardı. Sonra Sayın Bahçeli o tüzüğü değiştirdi. Bu bugün 10. kez seçiliyor. Yani bugün tüzüğü bir daha değiştirirse öyle ne kadar diye de bir madde eklemeli o zaman yani geçmiş olsun diliyorum kolunu galiba incitmiş omzunu o şekilde bugün sahneye çıktı ama ben Ankara gazetecisiyim Ankara'da yüzlerce parti kurultayı izledim ama MHP'nin bugünkü kurultayında Sokaktaki vatandaşa sorsanız haberi yok. Ankara'dakilerin haberi yok yani bırakın Türkiye'yi. Ankara'dakilerin bile haberi yok. Ee, 60 yılı geçmiş bir siyasi partidir. Geçmişi yani CHP'den sonra en eski parti. Ee, bu hale düşmesi e, hepimizi üzüyor. Yazık oluyor yani. Peki.